Evet. Sevgili arkadaşlar, staj uygulama dersimizin, formasyon dersimizin teorik olarak son bölümünü gerçekleştiriyoruz. Bugün de böyle oldu. İşte havaların kar yağışı dolayısıyla hafta içinde de hafta sonunda okulda bulaşamamamız nedeniyle dersimizi online ortama taşıdık. Allah müsaade etti. Derslerimizi teorik anlamda okulda gerçekleştirdik. Pratik anlamda da 12 Haziran Lisesi'nde yaptık. Ama işte en sonunda da yoğun bir kar yağışı ve staj uygulama dersimizin son bölümünü de ayın 29'u itibariyle evde yapmak, sizinle beraber online yapmak zorunda kaldık. Her işte bir hayır var. Ben bu derste de size teorik olarak kitap tanıtımı, dergi tanıtımı yapacağım. Demek ki bu işte de böyle bir hayır varmış. Tavsiye ettiğim kitaplar, dergiler tamamen benim düşünce ve duygu dünyamda olan kitaplardır. Yani şöyle düşünmeyin. Bir üniversite öğrencisi, bir akademisyen, hoca ve öğrencisi hayırlı ortaktır. Ben bunları size tavsiye ediyorum. Ha, siz piyasada bulursunuz, alırsınız kişiliğinizi, düşünce dünyanızı, duygu dünyanızı geliştirirsiniz. O bir güzelliktir. Ben sadece tavsiye babındayım. Ama edinirseniz, temin ederseniz güzel olur. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Bir son ders olmasa bile bir final yapayım. Öğretmenlik sadece sınıfta gidip ders teoriyi verilen konuşulan bir standart değil. O zaman siz öğretmenlik yapmış olmuyorsunuz. Yapmış oluyorsunuz. Bir kariyer yapmış oluyorsunuz ve bir memur oluyorsunuz. Halbuki bizim öğretmenliğimiz bir meslektir. Bir meslektir. Ve meslek erbabının da göstermesi gereken özellikler var. Özellikler var. Onun için ben diploma olan, kariyer sahibi olan herkesi öğretmenlik mesleğinin gereğini yapan insan olarak şahsen görmüyorum. Yani benim 30-40 yıla yakın hocalık deneyimimde edindiğim intiba bu. Siz diploma alırsınız fakat bu mesleği yapamazsınız. Çünkü sen meslek erbabı değilsin. Ha, maaş alıyorsun. Standart olarak devlet kadro da verir. İş güç de verir. Sıkıntı yok. Siz kariyer planlamasına girer belki o insanların elendiği KPSS sınavından seçildiği demiyorum bakın. Elendiği KPSS sınavından 80-90 da alırsın. Ama hocalık spontan bir şey. Tercihli bir şey. Yani bir meslek erbabında bulunması gereken vasıfları taşımanızı gerektiriyor. Yoksa diplomayla, kariyerle yapılacak bir şey değil. Bir tapu memurluğu değil. Efendim bir sicil memurluğu değil. Bir ehliyet memurluğu değil. Bir banka müdürlüğü değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Onun için ben burada meslek hayatımızda bize yol gösterebilecek benim de okuduğum, tavsiye ettiğim 5-6 tane eseri artı bir edebiyat dergisi grubunu size tavsiye edeyim diye düşündüm. Ve doğru yaptım da düşünüyorum. Birincisi isterseniz gazetelerin kitap eklerinden başlayalım. Gazetelerin kitap eklerinden başlayalım. Bir seçki yapalım. Bu kitap ekinin bir tanesi malum bir gazetenin, çok satan bir gazetemizin kitap eki. Diğeri de çok satmayan ama okunan bir gazetemizin kitap eki. Fakat işin ilginç tarafı ben tavsiye ediyorum fakat şu süreç itibariyle 1-2 haftadır Hürriyet Kitap Sanat buralara gelmiyor. Büyük şehirlerde varmış fakat taşralara gelmiyormuş. Yani taşradaki insan sanki
okumuyor mu? Yani onun okumaya ihtiyacı yok mu? Çok komik bir şey. Ama ben yine de tavsiye edeyim. Siz bulursanız gazetenin her cuma ek olarak veriliyor. Çok da sayfası yok. Bir efendim kapakla beraber 8-10 sayfa bir şey ama 15 sayfa bir şey ama güzel kaliteli yazılar çıkan bir dergi. Daha çok kitap tanıtım yazılarıyla oluşan bir dergi. Mesela Doğan Özden Hoca var burada yazan. Efendim Erhan Tekden Hoca var yazan. Cemre Öder var. Metin Celal var. Ömer Erdem var. Ömer Türkeş var. Efendim Haydar Ergülen, şair Haydar Ergülen var. Yücel Kayran var, felsefeci. Ege Yatır var. Sinem Dönmez var. Ben bu size tanıttığım sayısında da 2021'in en iyi kitapları diye böyle bir almanak, bir ajanda verdiler. Bayağı da güzel bir yıllık yaptılar. Buradan seçtiğiniz kitapları süreç içerisinde ne yapabilirsiniz? Okuya bilirsiniz. Mesela ben 2021 yılında en çok okunan size tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesini söyleyeyim. Umberto Eco'nun Bitkisel Hafıza ve Bibliyofili üzerine diğer yazılar diyor. Bibliyofili benim gibi kitap okuma ve kütüphane geliştirme hastası adamların adı bibliyofili. Ben gerçi durumdan memnunum. Umberto Eco da bir bibliyofili. Yani hem kitap okuyan hem de iyi kitap barındıran, iyi kitaplık yapan adam anlamına kullanılıyor. Başka 2021'de ne okunmuş onu söyleyelim isterseniz. Buradaki efendim Fahru Nisa Zeyd Fırtınaya Doğru Yahşi Baraz Bozdu Art Project demiş. Onu koymuş. Efendim Kitap İçin 4 demiş. Selçuk Altın İş Bankası Yayınları'nda. Bu Selçuk Altın'ın Kitap İçin 4 kitabı o da kitap dostu bir yayın olarak basılmış. Yani kitap tavsiye ediyor. Kitap tavsiye eden denemeler, kitap eleştirileri, kitap denemeleri barındıran denemeler. Efendim başka ne var? Saray Ötesi'ni önermişler 2000'de çok satmış. Halis Ziya Uşaklıgil'in. Ondan sonra efendim İlahi Komedya Dante'nin çok satmış. Evet benim de okudum. Armin Mailoff'un Empedokles'in Dostları Yapı Kredi yayınlarından. Evet o da çok satan bir roman oldu. Bir tane de şiir kitabı söyleyelim. Talan Şiirleri Hilmi Yavuz'un Everest'ten yayınlandı. Yekta Kopa'nın Can Kitap'tan Bana Kuşlar Söyledi eseri var yine. Efendim, başka neyi var? Pandemiyle ilgili bir kitap çok sattı. Evet pandeminin aslında ürünleri de piyasaya çıkmaya başladı işte şimdi. 23 Mart ve 22 Mayıs 2020 tarafı farklı meslek gruplarından 35 kişiyle yaptığı görüşmeler pandemi zayiatı diye yayınlandı. Evet, Selim İleri'nin Düşten Sonra Selim İleri Burcu Aktaş bir biyografi kitabı. Üstad Selim İleri pandemide çok sıkıntı çekti ama Allah'a şükür yaşıyor. Onunla yapılmış bir nehir röportaj diyelim mi? Uzun röportaj. Uzun bir röportaj olarak yayınlandı. Bu ara Veba Geceler Orhan Pamuk'un Yapı Kredi'den yayınlandı. Bayağı bir kitap.
yayınlandı. Arkadaşlar bunu yeri gelmişken biz de ne yapalım? Söyleyelim. Evet. Sanatçının kendine yolculuğu Nilüfer Görmüş'ün Sanat ve Edebiyat Üstüne Psikanalitik Denemeler diye yayınlamış. Güzel bir kitap. Evet. Kitap için dört. Evet. Cuma günü Hürriyet alırsanız bu kitap sanat ekini de öğrencilerinize ne yapmış olursunuz? Tavsiye etmiş olursunuz. Bu arada siz de alırsınız. Bir günlük kitap mutlaka günlük gazete mutlaka okuyun derim arkadaşlar. Günlük gazete ne yapar? Sizin ufkunuzu geliştirir. Günlük gazete sizin ufkunuzu geliştirir. Ben bunu böyle söylüyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ben buradaki şu kitabı size tavsiye ederken ben kendim de bir not alayım bunları. Çünkü bu kitaplar bize de lazım oluyor. Efendim, kitap için dört. Selçuk. Efendim. Altun. İş Bankası. Efendim, bir tane daha vardı. Başka hangisi vardı? Şöyle bakalım. Efendim, Pink. Murat Menteş. Alfa. Bayağı güzel kitaplar tavsiye edilmiş. Onu da yeri gelmişken söyleyelim size. Evet. Bitkisel hafıza ve bibliofilim. Bitkisel hafıza ve bibliofil üzerine yazılır. Umberto Eco. Evet. Evet, notlarımızı aldık burada. Ben de sizin vesilenizle bu işten yararlanmış oldum. Şimdi bir başka kitap ekimize geçelim. Bu da Yeni Şafak gazetesinin kitap eki. Yeni Şafak gazetesi ayda bir kere kitap eki yayınlıyor. Ama sıkı, sağlam yayınlıyor. Şöyle göstereyim isterseniz o binüsahasını size. Arkadaşlar bu kitap eklerini yılın sonunda ciltletebilirsiniz de. Çünkü çok güzel bir bibliografi ortaya çıkıyor. Çünkü bu kadar kitap eleştirisi ve yazısını bir arada zor bulursunuz. Mesela bu bendeki efendim Kasım efendim 15 Aralık 15 Kasım ha, şu en sonunu isterseniz en sonunu tanıtayım size. Sezai Karakoç sayısı olarak hemen hemen ağırlıklara o gün kaybetmiştik. Sezai abi rahmetli. Ne yapmışlar? İçinde reklam fasıllarını geçiyorum. Efendim, Sezai Karakoç kitapları tanıtılmış. Efendim, Alim Kahraman Kurgu Sanatı kitabını tanıtmış. Efendim, Türk Edebiyatı Tarihi
Öztürk Eminoğlu İki Cilt Tarihi bir eser yayınladı. Türk Edebiyat Tarihi 22 Türk Akademisi'nin yazdığı destek yeri çalışma Türk Edebiyatı'nın türlerine merkeze alıyor. Evet, bu da ilginç. Şimdi şöyle, bizim edebiyat tarihlerimiz genelde Kabak'ın edebiyat tarihi dahil bir yazar ve eser biyografisiyle devam eder. Burada da türe ağırlık verilen bir çalışma var. Nazım, şiir, halk, tasavvuf, klasik, Tanzimat, Cumhuriyet döneminde ele alınıyor. Aynı sistem, hikaye nesil alanında kullanılıyor. Roman ise ayrıca inceleniyor. Bu türlerin deneme, hatırat, günlük, mektup, seyahat, söyleşi, gelişim aşamaları, tiyatro, çocuk edebiyatı bölümünde değerlendiriliyor. Aslında bu edebiyat tarihi bizim için de yararlı bir edebiyat tarihi. Ben de şahsen burada not alayım bunu. Türk Edebiyat Tarihi Öztürk Emiroğlu. Türk Edebiyatı Tarihi Öztürk Emiroğlu. Çünkü türlere göre alması çok ilginç. Evet, türlere göre alması çok ilginç. Ne yapmış bu? Daha çok türün öne çıkan kalemlerinin biyografilerine yer veriyor. Yani bir denemenin öncüsü kim? Nurullah Ataç anlatıyor. Bir romanın öncüsü kim? Yakup Kadri. Onu anlatıyor. Bir hatıranın öncüsü kim? Ruşen Eşref. Onu anlatıyor. Yani bir kitap tahlili yaparken aynı zamanda iyi bir inceleme de yapılmış oluyor. Evet. Mesela Roland Barthes yazarın ölümü benim öğrencilerimize de okuttuğum Lale Seymour'un Ketebe yayınlarından çıkan kitabı yazarlığın mantığıyla beraber anlatıyor. Yazarın ölümüyle beraber eser ölüyor mu? Onu anlatan bir yazı felsefesi. Yapısalcı bir şekilde inceliyor eseri. O da burada anlatılmış. Efendim bir şiir kitabı Hüseyin Sohbetler anlatılmış. Teoman Duralı rahmetli kaybettiğimiz hoca onunla ilgili bir yazı konulmuş. Sezai Karakoç özel sayısı açılmış. Bir kitap dergisi ne kadar anlatabilirse bir kitap dergisinin içerisinde bir Sezai Karakoç özel bölümü yapılmış. Bu kitap eki aslında kitap dergisi mantığına da dayanıyor. Nedir kitap dergileri? Piyasada da var bunlar. Aylık yayınlanan, şimdi tanıtacağım size bir tanesini. Yapı Kredi'nin kitap dergisi gibi, kitap haber gibi, Diyanet'in sabit fikir gibi, sırf kitap tanıtımı yapan kitap dergileri var. Size de tavsiye ederim. Bunların kalem ustaları var. Bunların kalem ustaları var. Bunlar her ay bu dergide yazıyorlar. Her ay bu ustaların her bir tanesi okudukları bir kitabı tavsiye ediyorlar. Mesela bu yazıda Sezai Karakoç abinin çok meşhur rahmetlinin efendim Leyla ile Mecnun kitabı tanıtılmış. Sezai Karakoç üstüne yazılan kitaplar tanıtılmış. İyi de tanıtılmış. Sezai Karakoç üstüne kimler eser yazmış derseniz başlık altında yukarıdan aşağı ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Mesela ben şimdi kabaca söyleyeyim Sezai Karakoç biyografisini kim yazmış? Ali Haydar Aksal yazmış. Ali Haydar Aksal. Aksal yazmış. Turan Karataş yazmış. Ebu Bekir Eroğlu yazmış.
Eroğlu yazmış. Efendim Şakir Diclihan yazmış. Mustafa Kirenci yazmış. İbrahim Varelci yazmış. Efendim. Metin Önal Menguşoğlu yazmış. Metin Önal Menguş oğlu yazmış. Efendim. Mehmet Erdoğan yazmış. Evet. Bayağı bir yazılmış. Şimdi bu kitap dergilerini okuduğunuz zaman aklınıza şöyle bir şey geliyor. Ya bu kitap eklerini ben okuduğum zaman acaba gerçekten benim kitaba ilgim, ünsiyetim, sempatim artar mı? Aynen artıyor. Mesela ben derslerde bile ne yapıyorum? Buradan eleştirisini okudum. Azami eleştirisini okudum. Kitabın bazen kendisini gördüm. İncelemesini gördüm. Ya da üstün körü geçiştirilse de bibliyografik olarak kendisini gördüğüm kitabı tavsiye ediyorum. Hiç tanışmadığım, uzaktan izlediğim bir kitabı öğrenciye, topluma önermenin bir faydası olduğuna inananlardan değilim. Yani kitapla aramda sıcak bir ilişki olursa ben o kitabı güdümlü bir okumayla siz öğrencilerime tavsiye ediyorum. Onun için yarın siz liselerde öğretmenlik yaptığınız zaman da kitabın bir şekilde etrafından geçtiyseniz, kitapla bir ilişki kurduysanız, kitabı en azından okumadıysanız bile bir eleştiri deneme yoluyla bir tenkidini gördüyseniz o kitabı önerin ya da tavsiye edin okutun. Sırf reklam için laf olsun torba da olsun diye çocuklara kitap önermeyin. Sıkıntı yaşarsınız. Anlatabildim mi? Sıkıntı yaşarsınız. Ben o tarz bir okumayı şahsen doğru bulmam. Öyle de yapmıyorum. Mesela her sene 15-20 tane bir dönemde kitap okuttuğumu düşünüyorum. En az 3-4 tanesini okumuş, incelemiş, değerlendirmişimdir. Diğerlerini de mutlaka eleştirisini, tenkitini okumuşumdur. Ve öğrencilere öyle tavsiye etmişimdir. Ve doğru yaptığıma da inanıyorum. Çocuğun o kitapla, yazarla bir yolu kesiştiği zaman o yazar ve dünyasından daha kopmuyor çocuk. Kopmuyor. Açık söyleyeyim. Yazar ve dünyasından daha kopmuyor. Buradan geçelim. Kitap ekleyen tanımından sonra bu ara okuduğum ya da okuma fırsatını bulduğum, bazen de okuyamadığım birkaç tane de kitap tanıtımı yapalım. Amasyalı rahmetli, yakında kaybettiğimiz Asım Gültekin kardeşimizin Alışmak Ölümüne Karşı Denemeleri. İz Yayıncılık'tan çıkmış kitap. İşte içinde neler var? Sen Taha mısın? Bize hasbi adamlar lazım. İslam hizmet edeceğim ama kararsızım. Diyorlar ki utanma. Ashab ile kardeş olanlar olasın. Her şey senin elinde. Ben orada tabii kitaba göz gezdirirken bir lise birdeyken ben diye bir bölüm okudum. Gerçekten kendimi buldum. O kadar güzel anlatmış ki. Güzel bir şey söyle, yazmak yolu, en son denemesi, güzel de bir denemesi. Giriş kısmından bir paragraf okuyayım istersen bu yazma üstüne. Yazılı ürün vermek doğurmak gibi sancılı ve de kaçınılmaz bir eylem değil midir? Yapaylaşmanın ve de sanallaşmanın hızla arttığı ve rağbet gördüğü görsel bir dünyaya kanmadan
vazgeçemeyenlerin yapacağı bir eylem değil midir yazmak? Manipülasyona gelmeden ve getirmeden sözü kayda geçirmek. Tecimenleşmeden ve vicdanına yabancılaşmadan yazmak. Ve en çok da onlara karşı yakışmaz mı yazmak? Önce söz vardı ve kelam bütünüyle namustur amenna. Fakat söz uçar yazı kalır denilerek yazıda işaret edilmiş bilgilerce. Nankörlüğümüz ve unutkanlığımız olmasaydı yazıya gerek kalmayacak kadar sahih insanlarla dolu bir dünyada yaşayacaktık belki. Ve yazı sürekli bir hatırlatma ve bir işaret olarak duruyor gözümüzde. Yazmanın sürekli bir hatırlatma ve işaret olduğunu söyleyen bir dünya var. Onun da kopyalarını, sanallarını üretmesini becerdiler, beceriyorlar. Yazı yazan herkese yazar demeli miyiz? Eskilerin eser vermiş müelliflerine, muharrirlerine yazar gözüyle bakılır mıydı acaba? Onları yazar sayabilir miyiz? Mesela Mevlana'yı, mesela Saadettin Konevi'yi, mesela Ataullah İskender'i, mesela İbn Sina'yı. Birilerine yazar demek modern dönemlerde ait bir olgu mudur acaba? Yazarlık bir meslek midir acaba? Olmalı mıdır? Yazarlarımızın yazarlık dışında bir mesleği olmalı mı, olmamalı mı? Adamın mesleği zaten yazmak ise onu ne kadar ciddiye almalıyız? Bir şey için olmayan bir yazı mümkün müdür? Sebepsiz bir yazı. Tam da yazmanın keşfetmek olduğunu söyleyen yazarlar geliyor aklıma. Yazmak, insan yazsaydı ne yazardı? Bunu öğrenme çabasıdır ve bunu ancak yazdıktan sonra öğrenebiliriz diyor Margaret Duras. Kimi yazarlar sözünü vicdanına yabancılaşmadan kayda geçme mücadelesi vermek için bunun için yaşamak, bunun için yazmak temennisiyle yazıyor. Çıktıkları bu yolda yazar seyri sülukunu yeryüzünün aklıyla bitirmemekte var. Yazdıklarının hesabını vermek durumunda kaldığında, kendisinden hesap sorulduğunda, yazdıklarından geri adım atmayıp söylediklerinde yazdıklarını durabilen kaç yazar var aramızda? Ve hesabın alnının akıyla sadece verilmesi gerekeni vermiş kaç yazar var aramızda? Sözün ve nun vel kalemin sahibi niyet olan yazarları saptırmasın. Onları yaptığını yazanlardan, sözüne yalan katanlardan, üstüne bir de cini anlatanlardan eylemesin Allah diye güzel bir duayla, temennayla bitiyor. Arkadaşımıza da rahmet olsun, kaybettik. Yeri de nur olsun. Amasya'nın iyi bir evladıydı Asım Gültekin kardeşimiz. Ya şunu da söyleyeyim, takdir edilmemiş. Belki de işani kör olur, badem gözlü olur. Öldükten sonra takdir ettiğimiz daha Cumhurbaşkanı'na kadar taze yayınlanmış bir şahsiyet. Ama maalesef yaşarken değerini ne yapamadık arkadaşımızın bilemedik diye bir öz eleştiri olsun. Diğer bir kitapsa, bu aralarda okuduğum bir kitap, Necip Boğaz'ın 60'a yakın eseri var ama bu eserini birçokları bilmez. 101 Hadis, Manzum, Meal, Tefsir kitabı. Arkadaşım Doçent Doktor Abdullah Aslan kardeşimiz kitabı yayınlamış. Kitap çok ilginç. Hadisin meal ve tefsirinin hece dizeleriyle yapıldığı bir kitap. Bir daha söyleyeyim. Peygamberimizin bir hadisinin hece dizeleriyle, 101 hadisinin hece dizeleriyle ezber kolaylığı olsun diye yorumlandığı bir meal yapıldığı bir metin. Mesela hadis nedir? Bir tane okuyayım size isterseniz. Bir hadis okuyalım isterseniz. Bu hadis mesela hadisi kutsi bir olan bir hadis. Allah Teala şöyle buyurdu. Ben kulumun bana olan zannına göre muamele ederim. Öyleyse bana istediği zanda bulunsun. İyi niyetli şeyler söyleyin Allah'a diyor. O şiirle beraber şöyle tefsir meal çevirisini yapıyor. Diyorlar ki Allah zannı gibiyim ben kulumun. Umun benden zannınız nasılsa öyle umun. Çok güzel ya. Hece ile beyit olarak çevirmiş. Diğer bir hadis. Beni görmedikleri halde bana inanan kardeşlerime kavuşmayı ne kadar da çok arz ediyorum. Enes bin Malik'ten Camii-Sagir'de bir hadis. Görmeden inanan kardeşlerim, ben sizi görmeyi pek severim. Tam bir şiirsellik. Tam bir şiiriyet. Şöyle göstereyim kitabı. Necip Fazıl, 101 Hadis, Manzum, Meal, Tefsir. Evet. Evet.
Ben yazı ile iştigal eden bir adam olduğum için sık sık yazının retorikleriyle, teorikleriyle ve pratikleriyle de ilgili kitaplar da okuyorum. Şimdi bu kitap da öyle bir kitap. Yazı, editörlük ve medya kursu notları diye yaratıcı yazarlık dersleri veren Mehmet Nuri Yardım kardeşimizin bir kitabı, Yazı Masası diye Akıl Fikir Yayınlarından yayınlanmış. Çok güzel, basit. O kadar güzel anlatımı var ki arkadaşlar, şöyle bir başlıklara bakarsak, noktalama işaretlerinden girmiş üstad, haber, hikaye, hitabet, inceleme, internet sitesi editörlüğü, kitap tanıtım, köşe yazısı, fıkra, makale, masal, mektup, mizah, monografi, özdeyiş, dergi editörlüğü, eleştiri, biyografi oradan çıkmış. Yaptığı, STK'larla yaptığı atölye çalışmalarıyla ilgili fotoğrafla da bitirmiş. Şiir, deneme, hikaye, roman, bunlarla birlikte edebiyatın diğer türlerini kalem alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi ölçüler esas alınmalı? Hangi usta yazar ve şairlerden okunmalıdır diye de not düşürmüş. Güzel bir çalışma olmuş. Benim şahsen hoşuma gitti. Evet. Başlıkları güzel, konular da güzel. Senaryo yazılmaya kadar küçük değerlendirmeler yapılmış eserlerin içinde. Bunu Diyanet, Türk Diyanet Teşkilatı dağıttı. Bir cuma namazında camiden çıkıyordum. Bazılarınızın eline de geçmiş olabilir. Peygamberimiz ve Gençlik diye şöyle küçük bir kitapçık verdiler. Ama kitap küçük ama içindeki makaleler çok güzel, çok büyük. Okumanızı tavsiye ederim. Mesela Mehmet Emin Ay profesör kardeşimiz, Kur'an'da gençler ve gençlik değerleri, Fuat Karabulut doktor, gençlerin kişilik inşası nebevi metot, Sabri Akpolat, Hazreti Peygamber örnekliğinde gençlik, Sabri Akpolat güzel de yazmış, ben okudum bunu. Kur'an aynasında inanan genç profili, Ashab-ı Kehf örneği, Profesör Fatma Asiye Şenat hocanım. O kadar güzel şeylerden, tarihsel örneklerden, yani gençlerde bugün bir deizm, ateizm falan filan gibi küçük de olsa bir problemden bahsediyorsa, bunu aşmanın yolu hem devletin kurumsal kimliğine düşer hem de bize düşer. Yani aslında ben şunu da düşünüyorum. Ayda bir tane YouTube'a koyayım diyeyim. Bir tane kitap tanıtım videosu çekeyim. 30 günde bir tane çekeyim. Güzel de olur aslında. 7-8 tane kitap tanıtayım. Arkadaşlar o kitaplardan, tenkitlerden yararlansınlar. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Evet. Yeni okumaya başladığım bir kitabı tavsiye edeyim size yine. Güzel, baba bir kitap. Yaşayan bir edebiyatçı, yarı filozof diyebiliriz. Umberto Eco'nun efendim edebiyata dair Canlı Yayınlarından çıkan bir eseri. Denemelerden oluşuyor ama denemeler çok aristokratik, güzel denemeler. Edebiyatın işlevi nelerdir? Cennet okuması, Komünist Manifesto'nun biçimine dair, Valois'un yoğun sisleri, Valide Paradoks ve Aforizma, sanatçının bir baklavır olarak portresi, Mançı ve Babil arasında, Borges ve etkilenme endişesi, sembole dair, stile dair, bu çok güzel bu, sembol ve stile dair denemeleri gerçekten güzel. Amerika karşı üç nesin Amerika miti, yanlışın yüzü, nasıl yazıyorum, mesela bu nasıl yazıyorum yazısı harika bir yazı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu ustaların nasıl yazdıklarını okursanız siz de yarın yazmanın nereden geçtiğini görürsünüz. Yani öyle durup dururken yazmıyor insanlar. Mesela bu nasıl yazıyorum bir cümle okuyayım size. Not olarak mı başlıyorsunuz? Hemen ilk ve son bölümü kaleme alıyorsunuz. Dolma kalemle mi, kurşun kalemle mi, yoksa bilgisayarda mı? Eğer gün be gün bir dünya oluşuna gerekiyorsa, sayılamayacak kadar çok zamansal yapı denemeniz lazımsa, kahramanların yaptığı ve yapmaları gereken jestler, sağduyunun ya da anlatısal uzlaşmaların mantığına göre onlara ters olmalıysa, kısıtlamaların mantığına uygun davranmanız gerekiyorsa,
sürekli olarak yeniden düzenlemek, bir roman yazmanın tek tip bir yolu yoktur. En azından benim için. Sabahın 8'de uyanarak daktilonun başına geçen ve o saatten öğlen 12'ye kadar yazan, tek sekilde olsa yazmadan gün geçirmeyen yazarlar tanıyorum. Bunlar öğleden sonra yazmayı bırakıyorlar, akşama kadar dolaşıyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Her şeyden önce bir roman yazmak söz konusu olduğunda, yazmanın sonuna geldiğinde önce okuyorum, şemaları çiziyorum, kahramanların portrelerini, yer haritalarını ve zamansal sekans şemalarını tasarlıyorum. Bütün bunlar osmanlı kaleme, bilgisayarla da yapılabilir. Her şey o an nerede olduğunuza, ne tür bir anlatısal fikir söz konusu olduğuna kaydetmek istediğiniz veriye bağlı. Şimdi benim kendi dünyamda da biraz arkadaşlar öyle. Şimdi mesela ben burada sizlere kitabı tanıtırken, kitap tanıtımları yaparken dedim ki Necip Fazıl, Sezai Karakoç üstüne kimler biyografi yazmış diye bir bölüme denk geldim. 7-8 tane arkadaşımız yazmışlar. Yani çok rahat bu 7-8 kitabın yarısını ben okudum. Bunların üstüne bu denemelerin toplamını tanıtan bir deneme yazılabilir. Şöyle not aldım mesela. Bunlardan bir deneme toplamı çıkabilir. Bu ara yeni çıkmış bir Süleyman Karadağ'ın yazarlık atölyesi, yaratıcı yazarlık ve yazma dersi, beceriler dersi diye bir kitabı var. Ben bunu da size tavsiye ediyorum. Bu yaratıcı yazarlık olayı Batı'da son yüzyılda ortaya çıkmış. Yazının yazdırılabileceğini, öğretilebileceğini söyleyen bir düzen. Onu söyleyelim, öyle söyleyelim. Yani yazının sadece melek olmadığını, insanlara da öğretilebileceğinden yola çıkarak yapılmış bir çalışma. Evet. Hemingway'in bir sözü var kapağında. Yazmak sanıldığı gibi zor değil. Yapman gereken tek şey daktilonun başına oturmak. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Bilge Yayınları'ndan piyasaya çıkmış bir kitap. Güzel bir kitap. Size tavsiye edeceğim bir kitap. Evet. Arkadaşlar geldi. Kitaplardan sonra sıra edebiyat dergilerine. Yani belki burada biraz banal davranıyorum. Benim okuduğum şeyleri size tavsiye ediyorum ama yani düşünce dünyamız geniş olduğu için sizin de bunlara yabancı olmayacağını düşünerek affınıza sığınıyorum. Mesela Muhit dergisi, Turkuaz Yayıncılığı'nın dergisi, Migros'ta, Carrefour'da, büyük marketlerde bulabileceğiniz bir dergi. Ocak sayısında neler var? Dostluk sayısı olarak çıkmış. Dergiler biliyorsunuz düşünce dünyamızın aylık birikimleridir. Onun için dergilerin bir aylık tecessüsün, merakın, fikrin toplamı olduğunu unutmayalım. Onun için en az bir edebiyat dergisi takip edelim. Mesela bu edebiyat dergisinde kimler var? Şöyle bir bakalım. Bir kere İbrahim Tenekeci, şair ve yazar, yönetmeni. Tek başına o bile yeter. Hasan Aycın abimiz işte bak karikatürüyle katkı vermiş. Efendim Abdullah Harmancı var. Akademisyen kardeşimiz. Handan Acar Yıldız var. Emel Özkan var. Mehmet Narlı var. Efendim İbrahim Tenekeci var. Dursun Çiçek var. Necip Tosun var. Dostluk üstüne bir şeyler söylemiş. Adem Yazıcı var. Nurullah Genç var. Mustafa Uçur'un kardeşimiz yazmış. Zeki Bulduk yazmış. Efendim çok da değil fiyatı. 13 lira bir şey. Her ay bir tane bir edebiyat dergisi almanızı bak kapağında arka kapağında güzel bir şiir var. Daha yeri gelmişken okuyayım. 41. Seni öldürmeyen şey beni öldürebilir. Boğmayan su, yakmayan ateş, kesmeyen bıçak bunlar senin içindir. Senin sesin çağlar aşıp gelmiştir. Bense kuşların anlattığı o kessiz kıssa. Ağaçların en yalnızına. Sen gemi yaparsın batmaz. Benim gemilerim yosundan, dalgalarım birer liman. Senin rüyaların çıkar. Ben sana anlattım rüyamı kardeşlerime. Kıskanmadı onlar bile. Sen büyüksün, sen hürsün. Bense bir günde büyüyen çocuklar gibiyim. Kendi göğüs kafesinde esir. İbrahim Altay kardeşimizin güzel bir şiiri. Evet. Senin sesin çağlardan aşıp gelmiştir diyor. Sen gemi yaparsın batmaz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a gönderme var. Düşünce olarak.
İkinci dergimiz bu da efendim Albayrak Medya'nın dergisi. Gerçek Hayat dergisi. Bu özel bir sayı. Ben edinmişim. Efendim Eylül 2021'in dergisi. Türk dünyasını anlatan bir özel sayı tasarlanmışlar. Bütün devletler bazında, milletler bazında, boylar bazında, efendim devletçikler bazında, bağımlı bağımsız devletler bazında, Tataristan'dan tutun da ta efendim Türkistan'a kadar güzel bir şey olmuş bu. Hedefimiz Türk Birliği, efendim Gerçek Hayat dergisi öneririm size. İki sayı yayınlandı bu özel sayı. Birincisi de vardı, ikincisi de vardı. Ben ikincisini edindim. Demin size kitap eki gazetelerini tanıttım ama bir de kitap dergisi tanıtayım. Kitap dergisi tanıtayım. Bu da Turkuaz Yayıncı'nın Sabah Medya Grubu'nun kitap dergisi. Mustafa Akar, Giresunlu hemşerim bunun yönetmeni. Bunlar da işte bakın içindekiler bölümünde kaç tane kitabın tanıtımı yapılıyor. Yani siz buraya bakarak bile hangi kitabın ne okunacağını, eleştirisini, şunu bunu okumanız mümkün. Size tavsiye ederim. Böyle küçük başlıklar halinde de kitap tanıtımı var. Ama şu orta sayfadaki gibi şöyle minicik başlıklar halinde kitap tanıtımı da var. Şöyle kitap tanıtım yazıları da var. İki sayfa boyutlarında kitap tanıtım boyutlarında var. Görüyorsunuz. Dostane bir çocuk kitabı. Gözlüklü Karga. Onun üstüne bir eleştirme, değerlendirme yazısı yazmış. Kim yazmış kardeşimiz? Kerem Görkem yazmış. Efendim. Böyle çizgi roman da var. Benim sevdiğim, benim çocukluğumun mantığıyla yapılan Çay Ağacı diye çizgi romanlar da var. Efendim bu sayıda bayağı bir kitap tanıtılmış. Mustafa Sepetçioğlu'na Ali Emre kardeşimiz onun kitaplarını eleştirel bir tenkit yazısı yazmış. Bu da güzel olmuş derim size. Fiyatını da söyleyeyim Sabit Bekir'in. Fiyatı 12 lira. Yine bunları da Migros'ta, D&R'da, efendim, Carrefour'da, büyük marketlerde ne yapabilirsiniz? Bilirsiniz. Bir edebiyat dergisi tanıtımıyla da sonlandıralım. Bundan da gurur duyuyorum. Tabii İzdiham dergisi. İnternet sayfasında benim yazılarımın da bulunduğu bir dergi. Benim sizin okuduğunuz kitabımızı yayınlanan Bülbül'ün Bağ Gezer'in kitabını yayınlayan dergi. Biraz bu tip dergilerin, izdiham tipi dergilerin mantalitesi biraz farklı. Fotoğraf üstü yazı gibi bir mantıkları var. Belki de insanların böyle talepleri var. Ben bilmiyorum, bir şey demiyorum. İşte ot da var, masa da var, kafa da var. Bu da öyle bir dergimiz ama bunlar daha çok yine yazıya ağırlık veriyorlar. Küçük başlıklardan ziyade. Türkan Şoray ve İzzet Günay'la yapılmış röportajlar var. Fatma Girik'le yapılmış röportaj var. Röportajdan sonra zaten kaydettik. Benim elimizdeki sayı da 51. sayı. Kapakta çok hoş. Kiralık ev, aileye 5, öğrenci 15. Görüyorsunuz. Ayrımcılığı anlatan bir dergi. Arkadaşlar evet size meslek hayatınızda lazım olabilecek bir yayın yaptık. Bir ders yaptık. İnşallah size bu dergiler, kitaplar, kitap ekleri ve mecmualarla yardımcı olmuşumdur. Öğretmenlik hayatınızda, meslek hayatınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Hayırlı Allah'a emanet olun.